Bir eve perde asılmaya başlandığında, iki insan birbirlerine his olarak sevgiyle yaklaştığında, evlilik yolu gözüktüğünde, ev kurulma çalışmaları başladığında, şeytan denilen aleyhillâne hemen o evin önüne bir çadır kurar. O birbirini seven iki insanın sevgilerini öldürmek için ordular hazırlar, tuzaklar kurar. Bakın sevgili kardeşlerim, Hızır aleyhisselatu vesselam ilmidir bu. Bunun adına seyircilerimiz, bize ulaşanlar muhabbet çiçeği adını verdiler. Bu ismi kullananlar taktılar. Nedir bu? Kur'an-ı Azimuşşan'da var olan, içinde sevgi kelimesi geçen ayeti kerime merkezli olarak Allahu Teala'nın Lehu Esmaul Husna ayeti kerimesi ve Kul Huvallahu Ahad Sure-i Celilesinin herç edilmesiyle La ilahe illallah merkezli Muhammedur Resulullah formüllü bir Hızır Aleyhisselam ilmi yazılıyor. Bakın hocam, çok samimi söylüyorum. Nikah bayatlamaz, kokmaz, bozulmaz, ekşimez, eskimez. Ancak nikah yorulur. Ay, nereden evlendim seninle? Pişman oldum. O güne haşa beddua edenler var. Peki bunu niye? Birbirlerini deliler gibi seven iki insan. Çok yakınımdan söylüyorum. 6 yıl nişanlı kalmışlar. Birbirlerini tanımışlar. İki tane güzide ailenin çocuğu. İki tane. 6 yıl. Üniversiteleri bitmiş. Liseden sevgili. Ya aileler karar. Her şey tamam. Dillere destan bir düğün yapmışlar. 6 ay sonra ayrılık. Nazar doğru. Doğru. Peki bu yorgunluğun sebebi ne? Bu yorgunluğun sebebi işte muhabbet çürümesi, kokması değil ya kopması. Siz sevgili seyircilerime bu Hızır aleyhisselatu vesselam ilmini ulaştırmaktan çok mutluyum. Battaniyeyi alıp kapının salondaki, önündeki kapı, salondaki kanepede yatan erkeğe yazık değil mi? Yatak odasında eşinin salonda yatışından ağlayan hanımefendiye yazık değil mi? Anne babam yine kavga edecek diye kalpleri titreyen çocuklara yazık değil mi? Saadetle başlayan sevgi yolunun kavgayla, boşanmayla, Allah korusun, inkisar kopmalarına yazık değil mi? Yine tekrar söylüyorum. ibrahimhatipoğlu.com adresine girin. Muhabbet çiçeği uygulamış hanımefendilerin, beyefendileri. Bu muhabbet çiçeği tavsiye edilen diye adlandırılan ayeti kerimelerle muhabbetlerine başladığı günden daha taze, yeni ve canlı sözüne getiriyor elhamdülillah. Üç noktalı bir kağıt ve kesme şeker büyüklüğünde bir başka kağıt daha. Bakın bu bahsettiğim ayeti kerimeleri bir kağıda A4 kağıdının 1/8'ine yazıyorum. Üç parçaya ayırıyorum. Talep eden kişinin adını sol alt parçaya, talep edilen kişinin adını ve anne adını orta yere ve alt parçaya yazıyorum. Sol parçayı katlıyor, diğer iki parçayı da tek kat haline getiriyorum. Bunlar okunarak katlanıyor, açılmaması lazım. İstenilen alime gösterilebilir. İçinde Kur'an ayetinden başka hiçbir şey yoktur. Ve üç noktalı evden sağ pazıya takılan noktasız kağıt da kalpten, bedenden, koldan gel yine yeniden başlayalım daveti gönderiyor. Evet, sevgi yüklenelim. Var olan sevgimizi hararetlendirelim. Hadi gel. Canım aşkım mı diyeyim? Evet. Gel başlayalım. Ve bu davete biiznillahü teala işte bu davete icabet gerçekleşiyor. ibrahimhatipoğlu.com adresinde onlarcasını okuyup göreceksiniz. Size bu
ilmi, Hızır Aleyhisselam ilmini, devasını ısrarla tavsiye ediyorum. Kopmadan önce de yapılabilir. İlla kavga, gürültü, şamata, patırtı gerekmiyor. Zinde ve diri tutmak için neden olmasın? Hadi arayın, gönderelim.